Gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ergun var. Ergun'un saçlarını. Artık hep 2-3 günden beri video çekmiyorum. Bilerek atmadım. Çünkü aynı saçlar geliyordu. Bu sefer sıfırlamalı model olduğu için. Artık bir fake tarzı yapalım değil mi? Bu arada benim gözüm bir kızardı. Bak görüyor musunuz? Bir fena oldu. Canım yanıyor. Giriyorum. Şimdi 1.30'da başlıyoruz. Sarı açık. Evet. Gözüm çok acıyor ya. Abi sen zaten kapatsaydım iyi olurdu. Kapatayım mı abi? Nereyi? Şuraya bir şey. Dur ben kapatırım oğlum. Şimdi daha mı? Aynen abi, sonra daha iyi. Tamam. Bakın görüyor musunuz Ergun'un buralarda boğumlar var ya. O bir saç tıraşında çok zorlayıcı bir etkendir. Şimdi böyle 1.5'la aldık. Ondan sonra gençler. Bir yarım var ya yarım. Açık. Aşağıda kara. Evet. Bir şey takmadık. İlk önce şöyle bir alanı çıkartalım. Dedim ya bak boğum var diye, sıkıntı diye. O yüzden bu boğumun oraları güzelce bir yemeniz lazım. Şöyle bir tık yukarı kadar çıkabilirsiniz bu boğumlarda. Ki saç daha estetik görünür. Hadi şimdi bunu böyle aldık. Ondan sonra taraklı yarımı takacağız. Sıfırı. Bakın taraklıyı. Şöyle iki diş indirin. İki diş aşağıda. Ondan sonra bak. Çok fazla yukarı çıkmadan şunun olduğu yerden. Çok da bastırmıyorum ben de, değil mi? Hayır. Yukarı doğru kaldırıyorsun zaten. Hiç bastırmıyor. Bak zaten kendi kendine izler kayboldu. Gördünüz mü? Sadece üstte kaldı. Şöyle çaprazlama gideceksiniz bak. Zaten aldığınız gibi kayboluyor. Bakın izimiz kalmadı. Gördünüz mü? İki tık aldığınız zaman. Yarımla girdikten sonra. Bakın. İzler kayboldu. Ondan sonra ne yapacağız? Mesela bir üstünde iz kaldı ya. Dört tık yapıyorsunuz. Yani yarımın bir altını. Orayla da burayı geçeceksiniz. Şurada oluşan izler var ya, bak onları kaybetmek adına. Kayboldu mu? Kayboldu zaten.
Ondan sonra gençler artık son yarıma. Şu diplerdeki kalan izler var ya. Artık onlara çalışacaksınız. Normalde. Tabii canım. Bak şuna. Şunlara çalışıp bunları kaybedeceksiniz. Bak size bahsettiğim boğumun sıkıntısı bu oluyor işte bak. Şuraları görüyorsunuz değil mi bak? Buralarda kalıyor. Bu kafa yapısından kaynaklanıyor değil mi? Tabii. Ergun'un kafa yapısı öyle, yapacak bir şey yok. Değil mi Ergun? Aynen. Şimdi burayı da böylece almış olduk. Ondan sonra sıfırdan devam. Bakın direkt alın sıfıra. Çok fazla yukarı çıkmadan. Müziğe makineyi ne yapmadın abi? Fark etmez oğlum. O da sıfır, bu da sıfır. Doğru. Bugün gece çok basit bir sistemle hemen kısacık işi bitirdik. Bence sıvama çok önemli abi. Hı? Bence sıvama çok önemli. Herhalde. Sıfırlama ve o izi silme. Şimdi bir tık alacağız böyle. Bir tık aşağıda. Aynen öyle bak. Şuradaki bıraktığımız izler var ya bak. Şunları kaybedeceksiniz gençler. Şimdi tabii doğal olarak biz böyle yapınca belli başlı noktalarda gene izler kaldı. Böyle bir saçı komple tarayın. Şunlar. Elinizde eğer ki varsa. Şöyle bir kontrol etmemiz lazım. Dur oğlum. Bak şimdi. Şöyle. 4 alın. Kanka. Aynen. Bak mesela şu noktaları görüyorsunuz değil mi bak. Bakın iz kayboldu. Bence bunları herkes göremez abi. Ben göremedim ki. Hı? Göremedim abi o izleri. Harbi mi? Vallahi abi. Oğlum sen bir de benim yanımdasın. Nasıl göremiyorsun? Körlük var mı? Ha var, çok ufaktan ama. Ama bir dikkatli bakması lazım. Bir de içine tutalım da bakın. Bakın zaten burada da çıkıyor şöyle izler. Lan benim gözüm bu halde bile görüyorum ben. Yemin ediyorum yani şu halde bile görüyorum ben. Sen nasıl göremiyorsun çok merak ettim yani. Berat o gözlerine baktır oğlum. Bak sen berber olacaksın. Yok abi benim kulaklarda sıkıntı var da biraz. Kulaklarda? Aynen abi. Yarımın iki tık aşağısı galiba. Evet gencolar bitti. Sıra makasta mı abi? Tamam. Şimdi fasulyeni paylaşalım. Asıl olay şimdi başlıyor. Şimdi makasa geçeceğiz. Abi benim çekim iyi mi kötü mü diye sorsan hani mesela... Güzel güzel, millet beğeniyor senin çekimini. Beğeniyor mu abi? Evet. Sonra göre ben de düzelteyim diyecektim abi. Yanlış. Yok güzel. Güzel şimdi sen çekimler. Oğlum bu soluk ne oldu lan böyle? Ben, bana bir şey anımsatıyor da başlar abi. Gençler böyle bir suladık. Bu ne abi? Adamı komple suladık. Kanka
Şimdi gençler gelelim fasulyenin faydalarına. Bakın şimdi şu altlarda da izler var ya, ilk önce orayla uğraşmayacaksınız ama. İlk önce üstler. Bak. İlk önce burayı bir kısaltın. Yani saçı kısaltacağınız noktaları ilk önce bir kısaltın. En son dibe geçeceksiniz. Mesela böyle aldınız ya. Heh, şimdi mesela bu iki noktayı aldıktan sonra artık buradaki izi kaybedeceksiniz. Bak en alttan dipten girerek, gördünüz mü bak nasıl kayboldu. Bak mesela buradan bakın. Biriniz bak kayboldu. Ondan sonra burayı tekrar saçı kısaltmaya başlıyorsunuz. Kısalttınız. Bak buradan çıkıyor. Böyle alarak bu izleri böyle kaybediyorsunuz. Ergun bak bakayım iyi mi kısalık? İyi hocam. Daha fazla girmeyeceğim sadece. Geçer gene aynı devam. Gülüm şunu benden bir tık uzak tut, çarpıyorum. Bakın ilk önce böyle bir alın. Bir daha alın. Kısaltın ve şimdi de izle. Kayboldu. Yani bu aslında en basit sistemi sizin için. Şurayla şunun farkını göstereyim. Bakın bu çok basit sistemi. Öteki türlü bir de dipten girerek inceltmek var. Bu sizler için daha zor. Bunda tamamen bilekle artık bir alakalı olay. Ya ben yapabilirim ama ben size en basitini öğretiyorum. Mesela ben böyle en dipten de girip böyle yukarı doğru tarakla birlikte kat vererek de çıkabilirim. Ama siz hiç öyle şeylerle uğraşmayın. İlk önce saçın böyle üst kısmını bir kısaltın. Kabasını alıyorum. Buradaki iz kalsın. En son en noktada artık dipten böyle ufaktan bir gelin. İzi kaybedin. Bakın hemen alttan çıkıyor zaten iz. Hemen şuraya da böyle iki tanecik makas salladığınız zaman geçiveriyor. Ama düz makas arkadaşlar. Tabii. Yok zaten onlar biliyor benim ara makasa tilt olduğumu. Birader, Berat'ın bundan önceki çalıştığı yerde var ya, sadece neyle saç kesiyorlarmış biliyor musun? Sadece ara makas. Sakal. Bak sadece ara makas lan. Bütün saça. Buraya bir müşteri geldi, benim müşterim. Benim yani. Birader adam kafayı ne attıracak biliyor musun? 3 numara. Evet. Yani üstü 3'e vuracak, adamın kafada da saç yok. Evet. Hadi bize öyle bir sıkıntı var. Bak adamın sadece saçlar burada, üst yok. Üstte 12 tane falan tel var. Birader bizimki aldı 3 numarayı. Dedi ki kardeşim 3'e vuracağız, yanları da 2 ile al. Bizimki girdi bak 3 numarayla benim bıraktığım gibi yerde aldı. Anladın mı? Evet. Ondan sonra böyle bir iz bıraktı burada saçta. Ondan sonra aldı ara makası, o izleri kaybetti. Allah. Bak onu bunu geç. Bir de adamın üstlerine de en son ara makas attı. Ama ulan adamın burada zaten 15 tane teli var. Hani bir futbol takımından daha az saç var adamın arasında. Oraya ara makas atılır mı? Yeah. Eşek. Öğreteceğim ona. Şimdi öğreteceğim ona. Ya dedim oğlum 3 numara dedim saç kesiyorsun lan. Hani 3 numaraya dedim ara makas atılır mı? Ya abi diyor bizim diyor öteki dükkanda bize böyle öğrettiler. Ya ama dedim, benim senin, için var öteki şimdi. Dükkandaki dedim ustanın. Ha bir de böyle meslek öğretmiyorlar mı? Gerçekten çıldırıyorum ya. Şimdi ona makasa alıştıracağım. Normal makasa. Asıl ustalık burada. Ara makasla hemen tık 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 tık. 2 dakikada tabii canım, 2 dakikada hemen saçı kesiver, oldu da bitti maşallah. Var mı lan öyle bir dalga? Üstlere de var. Üstlere seyrelsin gitsin. Aynen öyle.
Ondan sonra o adamın saçı uzamaya başladığı zaman çok güzel olmasın. Aynen öyle. Ya var ya, bizim Türk milleti berberleri var ya, çok çakal ya. Bak yemin ediyorum sana. Hemen adamlar böyle ara makası saçı kesiyorlar. Tık üstüne bir fön atıyor hemen. Anladın mı? O hata gözükmesin diye. Ondan sonra bırakıyor. Müşterinin çok hoşuna gidiyor. Adam bir hafta sonra ya da o saçları yıkadıktan sonra bir daha saça şekil veremiyor. Abi aslında bu hızlıca şey, yani nasıl desem, hızlıca saç kesmeye gelmeye de zorluyor. Oğlum saç dengesi uzar, saç. Ya tamam, ara makas atılır saça da, ara makasın da bir sistemi vardır, bir atılması vardır. Bunlar çatır çutur saça giriyorlar. İyi mi yavrum böyle yanları? İyi, iyi. Anladım. Tamam. Üstler? Üstler yine. Kısa mı yapayım? Bu, yoksa almama, kısaltmama gerek var mı? Bunları kısa, buraları kısaltalım da. Önleri gidelim. Önleri elleme diyor. Tamam. Az ama ben de. Suyun atışını görüyorlar mı acaba? Kamerada belli oluyor. Vallahi bence görüyorlardır. Bu biraz şeye dönmüş bizim için. Bereketler. Fileler şey çocukluğumuzda. Aynen. Böyle şey. Su tabancaları bozulduğunda böyle atıyor. Çiş yapıyorduk ya. Fileler böyle sağdan soldan ikiye ayrılıyor. Abi dur ya. Biraz ona dönmüş. Değil mi? Ama ona besliyor lan. Ya siz benim ağzımı basıyorsunuz ya. Çiçekten basıyorsunuz. Yok canım, o kadar abi. Al şunu oğlum. Şey yapmıyorum, parmak arası geçmiyorum, direkt tarak üstü alıyorum. Tamam. Gençler bak, şimdi tarak üstüne geleceğiz. Parmak arası değil. Şimdi. Bakın. Burası önemli bir sistem. Şimdi burada mesela diğer tarakla nasıl girdiyseniz bunun noktasını bulacaksınız. Bak buradan saç başlıyor artık. Onu benden bir tık uzak tut oğlum. Çarpıyor. Bak buraları hafif uzun bırakıyoruz bak. Buralara çok fazla girmiyoruz. Bombe olduğu için mi abi? Tabii. Kafa şeklinde. Tabii, kafa şekline göre. Döner de alalım. Aynen öyle. Bak buralara yallah bismillah deyip böyle çatır çutur girebilirsiniz. Halimi kestiği sistem aslında en eski sistem. Tabii. Tarak üstü. Tabii. Yok, benden onu da istiyorlar biliyor musun? Aynen. Abi makasla iz nasıl kaybedilir işte, tarak üstü, makas tarak nasıl? Bizim çocukluğumuzda hep öyle keserler. Tabii canım. Sonradan sonra işte şimdi yeni gençler böyle kendi kendilerine işte böyle dediğim gibi. Makinalar. Makinalar. Onları ben de biliyorum oğlum onları. Değişik sistemler. Bak şimdi orayı aldık ya. Ondan sonra bu taraf mesela uzun kaldı ya. Bak buraya da. Ama bu taraflara da çok fazla girmeyeceğiz çünkü bu adamın o saçı sola doğru da yatırması lazım. En önemli olan noktaları da zaten bunlardı. Aa bak. Yani. Kısacık bıraktık. Gördünüz mü? Yani bunu yapmamız 2 dakika. Saçı da şöyle taradığın zaman. İyi mi? İyi ama bir şey alsam. Önleri alayım mı? Az bir şey al. Çok az bir şey, gene bir tamam. Şey yap, uçlarından al. Tamam. Bir de ara makası tam atmadığın zaman güzel olur abi saç. Evet. Şimdi gelelim, hafiften de bir önlerden alalım. Aynen. Öne parça atayım mı lan? O ne lan? Ara makasla mı abi? Hayır. Ara makasla oğlum, evet. Abi. Ara makasla. Bul. Tamam. Tamam. Kafana göre ayarlı ya. Ben sana karışmıyorum. Ara makasla ara makas etkisi nasıl yapılır? Ya aynen öyle. Yani gerek yok yani ara makasa.
Sessizlik oluştu. Kitlendim ya saça. Ergonom iyi mi? İyi, on numara. Sağ dışı daha fazla kısaltmayacağım. Yok yok, tamam. Bu ayrımın olduğu yere çizik mizik atmama gerek var mı? Kalsın böyle. Atma. Tamam. Çizik gibi gözüküyor abi. Açtım çünkü de o yüzden. Evet gençler. Saç olayı da mı? Saç tıraşımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saçımız bu kadar. Sakalı... Şimdi sakal da var. Ama aynen. Sakalın videosunu ayrı çekeceğiz şimdi. Onu da sallıyorum size, yarın atarım. Sakalları çünkü böyle çizeceğim, alttan üstten incelteceğiz falan, böyle katlı gelecek. Farklı bir video olacak. Ha, o biraz daha farklı olacak. Bunu o yüzden şimdilik saç tıraşı bu kadar. Herhalde yarın veya öteki günde sakalla denk gelirsiniz. Onu atarım. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında numaram da var. Yaptığınız tıraşlar varsa gençler veya eğitim almak isteyenler, oradan bana her şekilde ulaşabilirsiniz. Instagram adreslerim de zaten aşağılarda duruyor. Berat da bir şeyler yapıyor, ayarlıyor onları. Ona göre siz bana yazmak isterseniz oradan da yazabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.